Havada uçmuş bir kardeşiz olarak söylüyorum. Havada uçarken ayağımızı da yerden kesmiyoruz, onu da söyleyeyim. Benim görevim pilotluk değil. Ama ülke ülke, kapı kapı, şehir şehir, her bölgeye giderek ihracatımızı böyle arttırdık. Ve Türkiye dünyanın barut fışısına dönmüş olduğu bir ortamda ihracatını arttırdı. Türkiye bu ihracatı gül bahçesinde artırmadı. İhracatımızın yarısını yapmış olduğumuz Avrupa, İhracatımızın dörtte birine yakını yapmış olduğumuz, bakın bugün Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri, ekonomik dengelerin son derece bozulmuş olduğu bir ortamda olmasına rağmen, yani ihracatımızın yaklaşık dörtte üçünü yapmış olduğumuz bölgelerde yaşanan ekonomik darboğazlara rağmen, bugün Türkiye ihracatını %18.2 artırmış ve 134.6 milyar doları elde etmiştir. Bu tüm dünyada bugün örnek olarak gösterilen bir Türkiye mucizesi ve Türkiye'nin başarısıdır. Evelallah artık bizim de başarı hikayelerimiz var. Ve bu konuda Avrupa'nın birçok ülkesinden ekonomik her anlamda çok daha iyi konumdayız. Niye? Tekrar ifade ediyorum. İş adamlarımıza, müteşebbislerimize sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Ülkemizden çıkan bir müteşebbis, bir genç kardeşimiz bugün gidip Rusya'nın Rostov bölgesinde yaş sebze meyve hali yapıyor. Temel atmasına gittim. İnşallah çok yakında açılışına gideceğiz. Sizleri de bir kere mutlaka Rostov'da Burak Bozkır kardeşimin yapmış olduğu bu sebze meyve haline gitmeye, burada yer almaya ve arkadaşımızı cesaretlendirerek Rusya ve diğer yatırımcılarla beraber dünyanın her tarafında artık bunları yapmaya soyundurmamız gerekiyor. Ben bu çerçevede hareketle Burak Bozkır kardeşimi de yanaklarından öpüyorum, tebrik ediyorum. Her fırsatta ifade ettim. Öyle bir hale gelmişiz ki dünyanın her yerinde yatırım yapıyoruz artık. Ve bundan sonra tabii ki dünyanın her tarafında yatırımlar yaparken bir taraftan ülkemizdeki yatırımları da aralıksız bir şekilde partimize ve sizlere hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. İnsan yastığa başını koyduğunda müşteri olması lazım. Hiçbir zaman cep siyaseti yapmadık. Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu en güzel eşraf-ı mahlukat olan insana, sizlere, değerli partimize ve tarzımıza hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Benden önce de değerli başkanlarımız hizmet yaptı. Şimdi özellikle de sizden istirham ediyorum. Bazen siyasette koltuğu bırakmış olmak değerlerden bir şey kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Ama sizden özellikle istirham ediyorum. Onlara da bir alkış istirham edeceğim. Onları tek tek huzurunuzda buraya çağırıyorum. Korucu ilçe başkanımız Sayın Ahmet İşler Bey. Sayın Başkanım buraya bir alalım. Cabbar Gönen Bey. Değerli Başkanım alalım. Yine bende emeği olan sevgili Değer Başkanım Ali Aydoğan Bey. Buraya alalım Sayın Değer Başkanım. Yine ilçe başkanımız Sayın Yusuf Temel Bey'i de buraya bir alalım. Bu başkanlarımız bizden önceki dönemlerde sizlere en güzel şekilde hizmet etmek için günlerini, gecelerini sarf ettiler. Tek sizlere layık olabilmek, doğduğu ve doğduğu topraklara hizmet etmek için sizlere gecesini gündüzüne kattılar. Gibi düğün salonları değil de AK Partilerin Tarsus'umuz elhamdülillah Türkiye'mizin en büyük ilçesi, en önemli ilçelerinden bir tanesi, tarihin her döneminde de önemli olmuştur. Tarsus adı değişmeyen bir addır. İslam tarih kaynaklarında da, en eski kaynaklarda da adı Tarsus olarak geçer. O bakımdan her zaman önemli olmuştur. Coğrafyası itibariyle, bulunduğu mekan itibariyle, Tarsus'un çamlarıyla, nehriyle, toprağıyla
üzümüyle, meyveleriyle her zaman önemli olmuştur. Bu bakımdan bu güzel Tarsus'a da böyle bir AK Parti, Türkiye'nin en güzel partisi, diğer partili arkadaşlarımız burada, misafir arkadaşlarımız var ama... Türkiye işte böyle bir noktaya gelmiştir. Ve bakın, bugün birçok ülkenin Türkiye'ye saldırması, bölücü terör örgütü eşkıyaların zaman zaman yapmış olduğu şeyler Türkiye'nin büyümesinden, Türkiye'nin gelişmesinden endişe duyanların işidir. Bunların yurt içinde taşeronları, yurt dışında ise bunların müteahhitleri vardır. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyenlerin birlikte yapmış olduğu oyunlardır bu. Ama evvelallah yüce milletimiz bu oyunlara gelmiyor. Biz birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz. Aynen ifade ettiğimiz gibi Mersin'imizde, Türkiye'mizde ister Arap olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun, Boşnak olsun, Roman olsun, Alevi olsun, Sünni olsun. Ne dedik biz? Bütün insanları seviyoruz dedik. Niye? Yüce yaradandan dolayı seviyoruz dedik. Ve biz kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yeter ki bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden, bölünmez bütünlüğünden, şanlı şerefli bayrağımızın tekliğinden ve dilimizin tekliğinden yan alan herkes başımızın üstüne yeri var dedik. Herkesi seviyoruz, kucaklıyoruz. İşte AK Parti'nin farkı bu. İşte farkımız bu. Biz ötekileştirmiyoruz. Biz farklılaştırmıyoruz. Biz birlik beraberliğe insanlarımızı davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. Bundan dolayıdır ki birlik beraberlik içinde hareket edelim diyoruz. Ve bu noktada ben de sizleri daha fazla yormadan, daha fazla sizleri sıkmadan bir kere öncelikle 2011 Haziran seçimlerinde Tarsus'umuzun yapmış olduğu başarılı çıkıştan dolayı hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Allah sizlerden razı olsun. Biz Mersin'de evvelallah sizlerle beraber inandık ve inancın zaferini gerçekleştirdik. Birleştik ve birliğin zaferini beraber gerçekleştirdik. Geldiğimiz gün ifade ettik. Dedi ki inşallah biz Mersin'de de artık kırmızı boyalar yerine evvelallah turuncu boyayı getireceğiz. Ve Mersin'de de AK Parti'yi şampiyon yapacağız dedik. Ve evvelallah milletimizi, teşkilatlarımızın sizlerin destekleriyle, çalışmalarıyla şükürler olsun mahcup olmadık. Mersin'imizde %32 oy alırken Tarsus'umuzda oyumuz %28'e çıktı. Şimdi ben inanıyorum ki bu tablo AK Parti'ye inananlar, AK Parti'ye gönül verenler ve bizlerin yapmış olduğu hizmetleri birebir görenler, birebir yaşayanlar evvelallah belediye seçimlerinde, Tarsus'ta belediye başkanlığı seçiminde hep birlikte kazanacağız Allah'ın izniyle. Gelecek de yoldan yanlar. Basın çağırmasa İlk defa geliyor herhalde değil mi orasına? Şey yok, şey yok. Kazadan sonra ilk defa mı geliyor? Ben hiç görmedim sanki. Evet, yan tarafları açalım. Beyler. Siz, masa siz dostunuz. Var mı çünkü kanlı yok değil mi? Hayır. Abi indir. Bu şekilde. Yaslan. Ağlına bir şey olmaz. Hazır. Tane makası sayı var mıydı? Tane makasız var mıydı? Evet istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum böyle şöyle güzel bir ses için. Yaptığım için. Bir tarafa.
bize mihmanlar. Arkadaşlar pozisyonunuzu alın. Burada ben kimle görüşürüm? Buyurun. Buyurun. Basın mensubu arkadaşlar önden gelin isterseniz. Buyurun isterseniz. Kimle görüşürüz? Kenan Bey. Sayın Bakanım buyurun. Buyurun. Alışveriş falan filan giriyor. Pozisyonunuzu alın. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Merhaba. Şimdi bu yeni doğan çocuklarımızın üçüncü basamak olacak. 3-4 gram var işte. Prematüre falan mı? Prematüre, evet daha çok prematüre artık olacak. Cihazlarımız son model, volüm garanti dediğimiz prematüre olacak. Son model, test açılmak. Açılıklar. Siz ne kadar çocuk tahmine mesela ne gelince buradan çıkarttınız? Belli bir kalite kişi üzerinde. Tabii yani en büyük problem solunum yetmezliği. Solunum yetmezliği. Akciğeri gelişmemiş oluyor, böbrekler gelişmemiş oluyor. Multi organ yetmezliği oluyor daha çok zaten. Çocuğun cihazına bağlanıyorlar tabii. Yani birçok açıdan müdahale ediyoruz. Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, aritmiler, beyin kanaması her şey. Ondan evvel bunlar bilgilerine sahip olabilecek bir teknolojimiz var mı? Doğumdan önce yok. Yani akciğer yetmezliği, tabii ki yani, tabii ki onları ölçmeye maalesef yeterli değil. Hani doğduktan sonra tabii ki değerlendirip ona geçerli. Erken doğum bir risk değil. Tabii, erken doğum. Yani akciğer olgunlaşması tam olmuyor. Sülfaktan dediğiniz madde. Normalde süreyi tamamlayamıyor. Tabii tamamlayamadığından dolayı sülfaktan yeterli olmuyor ve açılıp kapanmıyor akciğer. Öyle başladığını söyledik. Allah inşallah mecbur etmez ama kursuza bırakmayayım çoğunlarsa. Yeni doğan tabii büyük bir ihtiyaç yani yarısı kırsta oluyor genelde. Bu açığı işte size bir ölçüde gidermek için şey olmuş. Hayırlı olsun. Yanında genişleteceğiz. Teşekkürler sağ olun. Söyle. Yok 12 ama 20'ye çıkacağız ikinci aşamada. Evet. Daha geniş bir ölçüde. Tamam size olur. Ne haber? Teşekkürler. Hidrolyem odalar. Enfeksiyon olan bebekler için. Ha, diğer bebeklere evet, ulaşması değil. Ben de şimdi aklımdan geçen oydu. Evet. Herhangi bir şekilde tabii yani o enfeksiyon hastaneye enfeksiyon olmaması açısından tabii ki izole odalar lazım. İki tane yaptık biz. Tamamen izole, musluğu her şeye ayırdık. Evet. Odamız var bir şekilde. Evet, peki. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun.